Yılmaz Güney bulunduğu mezar yerine doğru gidiyoruz. 62 Cemülüzer Divisyon diyor. Yani sokağın adı. Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz tabii ki. Böyle Yılmaz Güney'i bulacağız. Evet. Familia yazıyor. Burada familia de aile mezarı. Yakıyorlar, getiriyorlar. Küllerini burada aile mezarının içine atıyorlar. Familia Bordeaux. Familia Xiang. Evet, yan işi de var. Nedir? Japon veya Çin. Çinli. Charles Delicia, Familia Borivat. Evet. 62'den gelince burada mı söyledi? He? Solda döndü. 62'den 62. Yok canım ya, burası. İkiden 62 dedi. Öbürü de 62. Böyle mi gidiyorsun? Burada. Evet, Yılmaz Güney'in mezarını. Evet. Ya, çok kolaymış aslında. Diğer taraftan geldiğin zaman. Evet. Evet. Ay vay. Vay. 1937-1984. Bu ama çok benziyor. Ve Yılmaz Güney'i ben ufakken filmi gelmişti. Oyun oynuyordu babamlar. Biraz sonra oynuyorlardı büyük ihtimalle. İşte kağıt oynuyorlardı. Sonra Yılmaz Güney'in filmi gelmiş. Hep birlikte kalktılar. Yılmaz Güney'in sinemaya gitti. Yılmaz Güney'in filmini izlemeye. O ben de geleyim demiştim. Ama seni almazlar demişti. Biz çocuklar sinemanın yanında beklemiştik, çıkmışlardı. Bayağı bir üzünlerdi ama güzel şeyler anlatıyorlardı. Yılmaz Güney'i tanımam ilk öyle oldu. Sonra tabii hep merak ettim. Filmlerini zaten hep yasaklıydı. Gizli gizli buluyordum filmlerini izlemek için. Çoğu filmde izledim. Kitaplarını aldık, destek olduk. Hayır. Ve gerçekten devrimcilere her zaman için yanında olan bir insan, halkın gerçek sıkıntılar ve sorunların olduğu gerçek filmler çeken bir insan, yurdundan uzakta Fransa'da, Paris'te, burada sonsuzluğa yatıyor. Bize hayatımın anlamı güzel insan, aşkım, canım, bir tanem Filiz'le birlikte geldik. Onu ziyaret etme. Böyle.